Uyku esnasında rahatsız edilmenin ne kadar sinir bozucu bir şey olduğu herkesçe bilinir. Düşünsenize, tam rahat bir yer bulmuşsunuz, 2 dakikaya kafayı vuracaksınız, biri gelip sizi uyandırıyor. Aynı şeyi hayvanlar da birbirine çokça yapıyor. Ancak bu gibi durumlarda olay pek biz insanlarda olduğu gibi sonuçlanmıyor. Daha önce avlarını uyurken yakalayan bir leopar gördünüz mü? Peki bir yılanın uykusundan uyandırdığı şu kediye ne demeli? Eğer hayvanlar alemindeki dehşet verici uyanışları görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün sizleri için diğer hayvanları uykudan uyandıran hayvanları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Timsaha saldıran jaguar. Timsah çokça yıldan beri bölgenin uç yırtıcısı konumunda. Ancak burada avcının nasıl da av konumuna düştüğünü göreceğiz. Bu inanılmaz av olayı Brezilya'daki turistler tarafından kayda alındı ve internete atıldığı anda patladı. Videoda yırtıcı kedilerin ne kadar kurnaz ve cüretkar olabileceği net bir şekilde görülüyor. Bir timsahı alt etmek kolay değil tabi ama burada görmüş olduğumuz jaguar bunu sanki çocuk oyuncağıymış gibi yapıyor. Timsah dinleniyor. Muhtemelen ufak bir şekerleme yapıyor. Bu esnada da büyük kedinin arkadan timsaha gizlice yaklaştığı görülüyor. Timsah da böylesine bir şekilde uyandırılmaktan hoşlanmıyor tabii. O da hemen tepinmeye başlıyor. Ancak bu boğuşmadan galip çıkan taraf jaguar oluyor ve çok geçmeden enselediği timsahı yemek üzere evine götürüyor. Tavşana saldıran yılan. Florida'da dağ yürüyüşüne çıkan bir kişi tavşanı yemek üzere olan bir çıngıraklı yılana denk geliyor. Adam bu yolda daha önce de yürümüştü ama bu bir yılana ilk kez denk gelişiydi. Bu ilk karşılaşmanın da 2 metre uzunluğundaki bir çıngıraklı yılanla olması da ayrı mesele tabii. Adam saldırıya tanık olmadan önce tavşanın yılan tarafından ısırılmış ya da bir şekilde incitilmiş olabileceğine inanıyor. Tavşan uyuyor gibi görünse de durumun pek öyle olduğunu sanmıyoruz. Yılan tavşana yaklaşmakta hiç acele etmiyor. Tavşanın yanına geldiğinde ise hiç vakit kaybetmiyor. Onu tutup bütün olarak yutuyor. Çita ve yabani kedi. Yabani kediler ince ve zarif çitalarla kıyaslandıklarında bile o kadar büyük hayvanlar değildirler. Yabani kedi kesinlikle tehlikeli ve çitaların ne kadar hızlı olduğu göz önünde bulundurulursa bu gibi bir durumda kaçıp gitmesi neredeyse imkansız. Görüntülerde 3 çitanın yabani kedinin etrafını sardığı ve sonra 4. bir çitanın çıka geldiği görülüyor. Çitalar kedinin etrafında sadece dolaşsa ve ona zarar vermek ister gibi bir halleri olmasa bile yabani kedinin savunma moduna geçip çitalara tısladığı görülüyor. Akabinde bizim ufaklık ani bir kaçma girişiminde bulunuyor ancak çitalar onu kesinlikle boş bırakmıyor. Bir daha deniyor ve çitalar yine peşinde. Ama neyse ki çitalar ona saldırmıyor. Yılanın ısırdığı kedi. Burada görmüş olduğumuz kedi yılana biraz fazla yakın gibi. Meraklı şey yılanı iyice inceliyor. Yılanın bir noktada kediye saldırıp da onu ısırması şaşırtıcı olmasa gerek. Umalım ki bu yılan zehirli olmasın. Kedi bu ısırıktan pek etkilenmemiş gibi duruyor ve yılanı rahatsız etmeye devam ediyor. Kedi onunla yüzleşmek için karşısına çıktığında ise yılanın bir ağacın arkasına saklandığını görüyoruz. Yılanın zehirli olmadığı açık. Yoksa zehir etkisini çoktan göstermişti. Kedi yılana defalarca pati darbesi indiriyor ve yılan ufaktan geri çekilmeye başlıyor. Tüm bu olan biten çevredeki insanları şaşkına çeviriyor tabi. Yılan kaçmaya çalışsa da kedi her hareketini pür dikkat seyrediyor. Burada görmüş olduğumuz kedicik güzel bir uyku çekiyor gibi. Bir yılan gelip de üzerine tırmandığında biraz uyanıyor gibi olsa da yine de üstündekinin bir yılan olduğunun farkında değil. Hatta yılan sanki kediye sarılmak istermişçesine kıvrılıyor ama kediyi asla ısırmıyor. Bizim kedi de tatlım, hala farkında değil ve yatmaya devam ediyor. Ama ayılıp da yanındakinin bir yılan olduğunu fark edince havaya zıplıyor ve uzaklaşıyor. Burada görmüş olduğumuz yılan kediye karşı ani bir saldırı gerçekleştiriyor ve bizim kedi adeta zıplayıp havada dönüyor. Kedi kadrajdan çıksa da orada bir kedi daha var ama ikinci kedi olan bitenden hiç korkmamış gibi sakin sakin oturmaya devam ediyor. Keçi avlayan komodo. Komodo ejderlerinin dünyasında keçiler oldukça güzel bir av konumundadır ve komodolar tarafından sıklıkla yakalanırlar. Komodoların belirli çitler olmadan etrafta özgürce dolaşabiliyor olmaları da buna önemli bir etken tabi. Yağmur sezonu geldiğinde komodo köyünde yaşayan komodo ejderleri genelde tepelere çıkıp güneşleniyor. Görüntülerde görmüş olduğumuz üzere bir komodo ejderinin eline düşüp de dakikalar içinde mideye inen keçinin yerel halktan birine ait olduğu biliniyor.
Buradaki adam çıkarmış telefonu dağın tepesine doğru çıkan bir komodo ejderhanı kaydediyor. Çok geçmeden komodonun bir ev yakınlarında denk geldiği keçiyi yakaladığı görülüyor. Komodo adasında yaşayan komodo ejderleri adanın uç yırtıcıları konumundadır. En sevdiği yemeklerin başındaysa yerlilerin baktığı keçiler gelir. Bu yüzden bu gibi olaylar sıkça yaşanır. Öyle ki yerel halk da buna alışmış ve komodo ejderhalarını kaybedecekleri keçileri kabulleniyorlar. Uyuyan sırtlana saldıran aslan. Uyurken sizi küçük bir kedinin uyandırması başka, böyle bir aslanın uyandırması başka. Burada görmüş olduğumuz bahtsız sırtlan da aynı durumdan muzdarip ve uyurken devasa bir aslan ona gizlice yaklaşıyor. Sonrasında olanları tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. Uyandırma servisine baksan, önce uyandırıyor, sonra ebedi uykuya yatırıyor ve selam. Uyuyan güvercine saldıran sıçan. Bu sinsi sıçan, uyuyan birkaç güvercinin arasına sızıyor ve onlardan birini uyandırıyor. Güvercin ne olduğunu şaşırıp yattığı yerden fırlıyor ama sıçanın onu bırakmak gibi bir niyeti yok. Hemen peşinden gidiyor. Sıçan güvercine epey zor anlar yaşatsa da, güvercinin en sonunda yüksek bir yere çıkmasıyla başladığı işi bitiremiyor. Leopar ve uyuyan kara kulak. Bu fotoğrafta bir leoparın öldürdüğü kara kulağı bir yere götürdüğü görülüyor. Kara kulaklar da öyle şakaya gelecek hayvanlar değillerdir. Bu leoparın kara kulak uyurken yanına sızdığını düşünüyoruz. Bakması pek hoş bir görüntü olmasa da yapacak bir şey yok. Orman kanunlarının işleyişi böyle. Burada görmüş olduğumuz leopar ise hiçbir şeyden haberi olmayan bir yabani kedinin yanına gizlice yaklaşıyor. Küçük kedi olan bitinin farkına vardığında ise artık çok geç oluyor. Kedi çok büyük. Bir de sürpriz unsurunu hesaba katınca leoparın bu öğünü elde etmesi hiç de zor olmuyor. Açık arazinin uzun çalıları arasında aheste bir şekilde ilerleyen leopar özellikle bir şey arıyor gibi değil. Değil ama bir noktada eskaza bir yabani kediye denk geliyor. Yabani kedi can havliyle leopardan kaçıyor ama leopar onu yakalayıp kolayca öldürüyor. Burada görmüş olduğumuz leopar bazı vahşi doğa tutkunlarının gözü önünde bir yaban kedisinin üstüne çullanıyor. Leoparın kediyi nasıl yakaladığı tam belli olmasa da olayın rengi leopar ayağa kalkınca belli oluyor. Uyuyan yavru kuşlara saldıran yılan. Gece vakti kayda alınan bu görüntülerde kamera, bir mavi kanatlı pita yuvasına dönük halde. Yuvada 4 yavru kuş olduğu biliniyor ve bu yavrular gece vakti atıştırmalık bir şeyler arayan yılanın eline düşüyor. Yaprakları şöyle bir eşeleyen yılan, uyuyan yavrulara denk geliyor ve biraz düşünüp aralarından birini seçtikten sonra yemeye başlıyor. Buradaysa bir yılanın gelip yuvadaki yavruları nasıl da yediğini görüyoruz. Kuşların annesi ağzında yemekle gelip de boş bir yuvayla karşılaşınca oldukça şaşırıyor ama yapacak bir şeyi yok. Uyuyan aslanları şaşırtan fil. Önceki maddelerimizde bir aslanın gelip de uyuyan bir sırtlanı nasıl uyandırdığını görmüştük. Gelin bir de uyuyan taraf aslan olduğunda neler olabileceğine bakalım. Burada görmüş olduğumuz iki aslan güzel bir şekerleme yapıyor ve devasa bir filin kalkıp da kendilerine doğru yürüdüğünü fark edince hayatlarının şokunu yaşıyorlar. Hemen ayaklanan aslanlar fil onlara doğru gelirken ayağa kalkıp oradan uzaklaşmayı ihmal etmiyor. Burada uzanmış rahatlamaya çalışan aslan sürüsünün huzuruysa koca bir fil sürüsünün onlara doğru gelmesiyle bozuluyor. Tüm kediler kalkıp kaçıyor. Tek biri hariç. Kaçmayan büyük bir erkek aslan ve muhtemelen sürünün geri kalanının neden hemen kaçtığına anlam veremiyor. Neticede ormanın kralı onlar değil mi? Ancak kral fillerin daha da yaklaştığını görünce işleri şansa bırakmamaya karar verip oradan sıvışıyor. Kara kulak ve kuşlar. Oldukça güzel bir kedi türü olan kara kulak, kuş avlama konusunda oldukça beceriklidir. Burada görmüş olduğumuz kuş uçup kaçmaya çalışınca bile zıplayıp onu yakalayabilecek kadar atletik bir hayvandır kara kulak. Bu videoda atletizmin uç örneklerinden birini gördüğümüz belli. Bu hayvanın ne kadar da hızlı ve çevik olduğuna şaşırmamak elde değil. Uyuyan kediye sataşan ördekler. Kedilerin uyumayı ne kadar çok sevdiği herkesçe bilinir. Burada görmüş olduğumuz ördekler de bunun farkında olacak ki uyumaya çalışan zavallı kediyi bir türlü rahat bırakmıyorlar. Kedi uykusundan uyanıp uyanıp duruyor. Ancak henüz tam ayılamamış olacak ki ördekleri bir türlü başından savamıyor. Ama ördekler durur mu? Kedinin ne kadar rahatsız olduğu umurlarında değil ve kediyi rahatsız etmeye devam ediyorlar. Burada görmüş olduğunuz kedi ve ördek birbiriyle yakın arkadaş. Ancak en yakın arkadaşların bile zaman zaman tartıştığı bir gerçek. Burada olan da tam olarak bu. Kedi biraz uyumaya çalışıyor ama ördeğin canı sıkılmış olacak ki gelip kediyi dürtüklüyor. Sen misin kediyi dürtükleyen? Kedi ayaklanıyor ve ördeğe istediği aksiyonu misliyle yaşatıyor.
Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.